Üst Düzey'e hoş geldiniz. Bugün giyim perakende konuşuyoruz. Vakko CEO'su Jaklin Güner bugün bizle beraber olacak. Covid-19 pandemisini sektör atlatabildi mi? 2021 yılını değerlendireceğiz. Hem sektör için hem Vakko için. Aynı zamanda orta ve uzun vadede şirketin plan projeleri, yatırım hedefleri neler? Kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Jaklin Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi tabii ki 2021'i konuşalım. Çünkü 2020 neredeyse yok bir seneydi. Özellikle birçok sektör için. Tabii bütün sektörler için. Bütün sektörler için. 2021'in de sonuna yaklaşıyoruz. Son çeyrekteyiz. Neler söylemek istersiniz? Nasıl geçti bu sene? Büyüme rakamı varsa verebilirseniz de seviniriz. Buyurun, neler yaptınız? 2021'i değerlendirmek için 2021'e nasıl girdiğimizi belki biraz konuşmakta fayda var. Sizinle biz 1,5 yıl önce buluşmuştuk pandeminin ortasında. Doğru. Esasında 2020 sizin de söylediğiniz gibi hem çok zor bir yıldı hem hiçbir şeyle mukayese edilemez bir yıldı ve 3 ay kapalı kaldık neredeyse. Yani toplam kapalı olduğumuz süreleri değerlendirdiğimizde 3 ay kapalılık yaşadık ve biz böyle bir süreçten 2021 yılına evrildik. Pandemide herkes bir takım tahminlerde bulundu. İşte yani pandemiden nasıl çıkacağız, hangi stratejilerle çıkacağız ve hep esasında en kötümser senaryolar kadar çok iyimser senaryolar da vardı. Ben en azından bizim lüks lüks perakende pazarı adına konuşabilirim. Tabii. Hep ben global hareketleri yıllardır takip eder, sizinle de paylaşırım. Dünyada bir krizle karşılaşıldığında lüks en hızlı etkilenen ama bu krizden de en hızlı çıkan sektör olmuştur. Nitekim burada da bunu yaşadığımızı söyleyebilirim. 2021 yılına gelirken biz bir takım projeksiyonlarda bulunduk, tahminlerde bulunduk. Biz birazcık daha iyimser olan taraftaydık. Dünyada global lüks pazarına baktığımız zaman, tabii ki burada ben kozmetiği, modayı ve mücevheri içinde konuşuyorum. Böyle baktığımızda pazarın 2017'den 2019'a gelirken hep büyüyerek geldiğini görüyoruz ve pandemiyle birlikte iki strateji ya da iki yöntem, İki varsayımda bulundu. Bir tanesi bizim 2019 değerlerini hızla 2021'de dönebileceğimiz şeklindeydi. Diğeri ise 2017'leri bile zor yakalayabileceği şeklindeydi. Yaklaşık 254 milyar dolardı 2017'deki pazar büyüklüğü. 280 milyar dolar civarındaydı pazarın büyüklüğü 2019 yılında. Biz pozitif senaryoyu dikkate alarak bütün projeksiyonlarımızı yaptık. Vakko Grup olarak bütün düzenlemelerimizi, projeksiyonlarımızı, yatırımlarımızı hep bu doğrultuda yaptık. 2021'e girerken bu açıdan avantajlıydık. 2021'i değerlendirirken de belki 3 döneme bölmemiz lazım. Çünkü başında aşılanmayla beraber pozitif bir hava esti. İkinci çeyrekte biliyorsunuz rakamlar kapanışlarla beraber tekrar gerilere düştük ve yılın ikinci yarısında pozitif bir hava yakaladık. İkinci yarıda biz bütün markalarımızda %80'e varan büyümeler görmeye başladık. Zaten ilk Çin'den gelen pandemiden ilk çıkışla birlikte Çin'den gelen haberler lüksteki büyük büyümeleri işaret ediyordu. Biz de grup olarak %80'e varan büyümelerle 2021 yılının ikinci yarısına girdik. Hedefimiz 2019'u reel olarak geçmek. Nominal olarak zaten geçtik çok önce. Ama reel olarak da 2019'u geçmek ve şu anda diyebilirim ki bütün kanallarımızda Vakko, Vakko Roma, W Collection, bistrolarımız, L'Atölye konseptimiz bunlarla hep 2019 rakamlarını nominal olarak çoktan geçtik ve reel büyümeye döndük diyebiliriz. Evet, ama siz 2021'de tabii bu büyüme, finansal tarafı bir yana yana bırakırsak işte bazı enteresan ve güzel şeyler de yaptınız. Mesela AKM açıldı. Orada bir kütüphane var sizin. Bir tane Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi'ni biz Nakkaştepe'deki moda merkezimizden AKM yeni binaya taşıdık. Muhteşem oldu. Çok beğenildi. Erişilebilirliği arttı. Bu da bizim için çok kıymetli bir şey oldu. Yani 11. yılında, 10. yılın bitiminde kütüphanenin böyle bir yere taşınması çok gurur verici, mutluluk verici. Hem markamız adına hem ülkemiz adına. Bunun yanı sıra bazı işbirlikler, olimpiyat takımını giydirdik. Çok gurur verici. Vakko hem tasarımını, Tokyo'da, değil mi? Evet, hem tasarımını hem üretimini gerçekleştirdi. Çok takımımız gerçekten çok güzel oldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı giydirdik. Onları çok işbirliğimiz oldu. Çok işbirliğin yanı sıra bize bu rakamları getiren gerçekten yatırımlarımızdan hiç feragat etmedik. Biz projeksiyonlarımızda hep bu büyüme devam edecek şekilinde. Yani aşılamayla beraber evet 31 yeni mağaza 31 yeni nokta açtık. Tabii bir kısmı taşınma, bir kısmı kapanış olmasına rağmen 31 yeni noktada Vakko dostlarına daha da yakın olduk. Yazın bütün Vakko dostlarının olduğu bölgelere ulaşmaya çalıştık. İşte çeşitli konseptlerimizle bütün Vakko Roma mağara konseptlerimizle, bistro konseptimizle teknelere kadar gittik. Öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla bunun karşılığını gördüğümüzü düşünüyorum. Yani çok iyi çok çalıştık. Evet. Ve biz pozitif taraftaydık. Büyümenin olacağı ve 2019'un aşılacağı senaryosuna konsantre olduk. Evet. Ve %81 büyümeyle son 3 ayda çok güzel. Jaklin Hanım, peki şimdi tabii ki pandemi hala devam ediyor. Tabii aşılanma var ama yine bir sıkıntı yaşanıyor. Tabii ki lüks toparlanıyor. Bunu bir yere ayırıyorum ama sektörde genel bir sıkıntı hala var. Peki bundan sonra önümüzdeki dönemi nasıl görüyorsunuz? Orta ve uzun vadede bakarsak. Siz mesela hangi segmentte ağırlaşmayı düşünüyorsunuz yine gelecek dönem için? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi esasında bazı projeksiyonları yapabilmek için global trendleri çok iyi okumak lazım. Şimdi ekonomik verilerde de çok değişkenlik oluyor tabii. O da var ama hem şöyle böyle. Yani hem megatrendler, yani dünyada hem megatrendlere baktığımızda onlar da değişiyor. Pandemiyle birlikte esasında birazcık lüks dünyanın değerleri, hani sizinle de sohbet ederken biraz bahsettim. Lüks dünyanın değerleri pandemiyle birlikte daha visible hale geldi. Yani biz hep diyorduk ki lüks markaların odak noktasında sürdürülebilirlik var, dijitalleşme var, işbirlikleri var, yerelleşme var. Bunların hepsi daha böyle sakinleşme, basitleşme ve ama kalitenin daha da yukarı çıkması var. Bütün bu değerler esasında pandemiyle birlikte dünyanın değerleri haline dönüştü. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda gelecekle ilgili lüks segment adına ben rüzgarın gene arkamızdan pozitif olarak eseceğine inanıyorum. Tabii ki zaman zaman yaşadığımız krizler, işte pandemide yani varyant değişiklikleri bunlar bizi etkileyecek ve bence bu dönemde sadece Türkiye'de değil bütün dünyada enflasyon çok ciddi bir şekilde bütün markaların önünde en büyük çalışma gerektiren bir konu olarak duracak. Fakat biz kendi segmentimiz, yani biz her zaman Vakko olarak lüks segmentte entry level luxury dediğimiz başlangıç seviyesi lüksten başlayarak lüksün en üst seviyesine kadar olan alanı kapsıyoruz. Biz buralarda sadece tekstille değil 360 derece lüks deneyimin değdiği her noktada olmayı planlıyoruz. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki dönemde size güzel haberler vereceğiz. Nasıl kafe bistro business'ımız, L'Atölye business'ımız yepyeni bir alansa inşallah bu ve buna benzer alanlarda da Vakko'nun adını ve yatırımlarını görmeye devam edeceğiz. Peki ben şeyi merak ediyorum. Yerelle döndü globalde dediniz. Yani bu iç üretim. Bu şöyle, çok önemli değil yani mi? Bunu, özellikle şu kur artışlarında evet, bunun biraz önemli değinebilir miyiz? Tabii. Yerelleşme çok önemli. Çünkü hareket kabiliyeti esasında firmaların ithalat ve ihracatları son derece bazı şeyler çok zorlandı. Yerelleşmeyi iki türlü okumak lazım. Hem müşterinin yerel marka tercihleri olarak okumak lazım. Çünkü biliyorsunuz pandemiyle birlikte seyahat kabiliyetimiz düştü. Evet. Bunun düşmesiyle birlikte biz ilk projeksiyonlarımızı yaparken arkadaşlarımız turist ziyareti daha az olacak, nasıl olacak dediler. Dedim ki gidemeyen herkes, yurt dışından alışveriş edemeyen herkes Türkiye'den alışveriş edecek. Yani yerelleşmeyi iki türlü okumak lazım. Hem müşteri tercihleri olarak okumak lazım. Hem de tabii ki üretim tercihi olarak. Biz de istediğimiz kaliteyi yakaladığımız takdirde yani her zaman üretim, lokal üretimi her zaman tercih ediyoruz. Yani orada bizim için o kalitenin yakalanabilir olması önemli. Bu bizim ülkemizdeki üretim gücünü de kapasitesini de son derece önemli hale getiriyor. Biz markaların tercihlerinin bu yönde olmasına neden oluyor ve tabii ki aynı zamanda müşterilerin tercihlerinin de bu tarafa kaymasına neden oluyor. Bu bütün bizim gibi üretim kapasitesi yüksek olan ülkeler için çok kıymetli bir strateji ve odak noktası. Evet, özellikle hani kurlara baktığımız için Türkiye için de çok önemli. Tabii. Yani yerel, %100 yerel üretim olsa, hiçbir şey ithal etmezsek, hani bazı ham maddeleri çünkü ithal ediyoruz. Yani bunlar hepsi bir maliyet. Şimdi esasında yani maalesef tabii özellikle ki bundan sonra yani kurun etkisi her yeri yani lokalde üretseniz kur etkisini var. Kumaşta mesela çok ciddi bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradaki varsayımlar da esasında birazcık, çünkü fiyat yapmak düşünün bir ki de o var kumaş, fiyatlara yansıyor ama onu da soracağım. Şimdi başkasının markasını alıp satan bir grup için bu çok zor bir şey. Tabii ki yansıyor. Öyle olunca yansıyor. Ama biz öyle değiliz. Biz kendi üretimimizi, kendi markamızla kendimiz üretim yaptığımız için hem şirketimizi hem de Vakko dostlarını koruyabiliyoruz. Bütün kur mesela lüks markalara baktığınızda dünyada işte dünyadaki fiyatı euro cinsinden neyse bizim ülkemizdeki fiyatları da euro cinsinden aynıdır. Halbuki Vakko bu kur artışlarını, kur hareketlerini yansıtmıyor. Bu şekilde yansıtmıyor. Bunları mümkün olduğunca Vakko dostları lehine kompanse etmeye çalışıyor. Ya da üretim tekniklerinde maliyetlerini aşağıya çekerek direkt kendi ürününü, kendi markasını üretip sattığı için bunu optimize edebiliyor. Dolayısıyla bunun arkasında son derece ciddi bir mühendislik çalışması olduğunu söyleyebilirim. Yani fiyatlar açısından da yansıtmadığınızı mı bundan yani anlıyorum biz, ben? Tabii ki tabii ki bizim de maruz kaldığımız artışlar var ama biz bunu mümkün olduğunca yansıtmamaya çalışıyoruz. Yani biz korumaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta biz bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin enflasyonuyla yaşayan, parası değerlenen bir müşterimizle, Vakko dostuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla hem kendimizi hem Vakko dostlarını korumak adına bu konuda son derece dikkatli çalışmalar yapıyoruz. Peki. Online tarafa geleceğim. Çünkü malum Covid-19'da herkes online'a o kadar çok yüklendi ki hala bu trend devam ediyor ve sürecek gibi gözüküyor. Online tarafta yani büyümeye katkısı nasıl oldu online tarafta? Ve burada başka büyüme hedefiniz var mı? Tabii. Şimdi online pandemiyle birlikte esasında hepimizin o dünyayla ilgili projeksiyonları, yani dijitalleşme ve online'ı büyütme projeksiyonları vardı. Ama bakıldığı zaman online, yani ben online'ı veya dijitalleşmeyi sadece online'dan alışveriş yapmak olarak değerlendirmiyorum. Yani sonuçta Vakko deneyimine baktığınızda hibrit bir deneyimden bahsediyoruz. Vakko dostları online'dan bakıp mağazadan alışveriş edebilir. Mağazadan bakıp online'dan sipariş edebilir. Bu Pandemi bu süreçleri hızlandırdı ve bizim de 2020'de 2 katına çıktı online'ın ciro içindeki payı. Her bir kanalımızda birbirinden farklı olsa da 5 ila yaklaşık 10 civarında olan, yani mesela Vakko Roma'da daha genç, daha yüksek bir oran, Vakko ve W Collection'da daha düşük. Pandemide bunlar 2 katına çıktı. 18'lere çıktı Vakko Roma tarafında, Vakko tarafında onlara yaklaştı. Bu seviyeler korunuyor şu anda. Anladım. Ama daha lükste o müşterinin alışık olduğu, Vakko dostunun alışık olduğu mağaza kokusu görmek, o muhteşem deneyimin yaşatıldığı fiziksel şartlar gerçekten çok önemli. Ve o yüzdendir ki her açtığımız mağaza bir öncekinden daha şık, daha güzel oluyor ki biz o deneyimi yaşatmaya devam etmek istiyoruz. Peki yurt dışı hedefi? Bizim tabii ki pandemi herkesin... Nasıl bir performans vardı? Yani şöyle, bütün dünyada esasında daha lokal pazarlara bir konsantrasyon oldu. Ama biz pandemi öncesinde de Çin, Japonya, Hindistan ve yakın komşularımızdan çok ciddi işbirlikleri, teklifleri alıyorduk. Bunlar tabii ki pandemi sonrasında çok daha hızlı bir şekilde gündemimize gelecek. Evet. Avrupa tarafında? Evet, yani Avrupa işte yakın coğrafya. İstanbul Havalimanı esasında bize şöyle bir imkan tanıyor. İşte 1 saat, 2 saat, 3 saat mesafedeki ülkelere baktığımızda esasında bütün Avrupa'yı ve yakın komşularımızı bu alanın içine alabiliyoruz. Yani bizim Londra'dan wedding için gelen müşterilerimiz oluyor. Güzel yani. Evet, erişim daha da kolaylaştı bizim ülkeye. Biz de pandemi sonrasında bu işbirliklerini daha hızlı değerlendireceğiz. Evet. Peki şimdi bunu kur konuşmuşken ve kurlar bu kadar artmışken sormadan geçemeyeceğim. Bu AVM'lerde kiralar şimdi TL'ye dönmüştü zaten. Evet, TL'ye dönmüştü. Yani şöyle söyleyeyim, esasında ben AVM'lerle işbirliğimizde hep şunu söyledim. Biz partneriz esasında. Yani yine görüşülüyor mu? Tabii ki biz her zaman AVM'lerle işbirliği halindeyiz. Tabii ki kiralar TL'ye döndü ve ama biliyorsunuz ki perakende de TL sabit kiranın yanı sıra cirodan da paylar var. Dolayısıyla o veya o, hangisi büyükse o şekilde ödendiği için bence o tarafta makul bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Biraz ortak alan giderlerinde birlikte çalışılmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama biz sonuçta mal sahibine, mağazamızın ister AVM olabilir veya cadde mağazası olabilir, bir iş ortağı gözüyle bakıp karşı taraftan da böyle bir yaklaşım gördüğümüzde ben çözemeyeceğimiz bir problemin olmayacağını düşünüyorum. Pandemi boyunca biz bütün bu lokasyonlarla tek tek her zaman görüştük. Her zaman ve hep rızalarıyla hareket ettik. Anlıyorum. Peki biraz sürdürülebilirlik tarafında bakarsak, işte şimdi iklim anlaşmaları çok konuşuluyor. İşte COP26 diye işte bütün dünya liderlerinin katıldığı yine bir Roma'da ve Glasgow'da bir toplantı oldu. Yani çok gündemde. Tekstile bu nasıl yansıyor ve siz buna nasıl uyum sağlayacaksınız? Şöyle söyleyeyim. Sonuçta herkes aynı dünyayı paylaşıyor ve bu dünyayı korumak sadece kendimiz için değil, gelecek nesiller için çok önemli ve çok mutluyum ki ben genç nesil buna çok çok sahip çıkıyor. Yıllarca hep pandemi öncesinde de söyledim. Lüks markalar bu kaliteye çok önem verdikleri için ve sürdürülebilirliğe, marka değerleri özü nedeniyle ta en başında değer verdikleri için bu onların gündeminde zaten hep var. Yani bizim Vakko olarak gündemimizde hep var ve fabrikada biz yakın zamanda pandeminin ortasında bile yeni yatırımlar yaptık. Bu konu için. Mesela bir baskı makinamızı değiştirdik. Burada atıklarla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Ürün aldığımız, ürün ürettirdiğimiz bütün iş ortaklarımızın bu değerlerini sorguluyoruz. Buna sahip çıkan üreticilerle çalışıyoruz. İnanın geçen dönemde recycle ve upcycling kavramlarıyla çalışan üreticilerden ciddi o üreticilere ciddi bütçelerimizi aloke ettik. Dolayısıyla bu bizim zaten gündemimizde ta en başından beri var. Özellikle lüks markalı, lüks segment için. Bence bütün segmentlerin de gündeminde yer almak zorunda. Çünkü bu global bir trend. Evet, çünkü özellikle tekstile çok alıp atılıp tekrar alındığı için. İşte o yüzden artık kaliteliyi alıp, kaliteliyi daha uzun süre kullanıp, belki daha sonra paylaşıp, hani bu tür kavramlar artık dünyanın gündeminde olacak. Ve herkesin dikkat etmesi gereken bir konu diyoruz. Evet. Jaklin Hanım, çok teşekkür ederiz. Ben tekrar son gelişmeler olursa bekleriz efendim, her zaman. Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. İnşallah bu büyüme trendini hiç kapanış yaşamadan devam ettirebiliriz. İnşallah. Çok teşekkürler. Evet, üst düzeyde giyim perakende sektörünü konuştuk. Vakko CEO'su Jaklin Güner sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.